Adalet getiren birileri. Yeni dizi Al Sancak yakında TRT1'de. Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve Destan dizileriyle adını duyuran Bozdağ film bu kez Al Sancak dizisiyle ekrana geliyor. Rolünde oldukça başarılı isimlerin yer aldığı Al Sancak dizisi oyuncuları da oldukça merak ediliyor. İşte araştıranlar için Al Sancak dizisiyle ilgili tüm detaylar. TRT 1 yeni adından çok söz ettiren bir diziyle ekranlara geliyor. Oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Gülsüm Ali İlhan, Esra Bilgiç, İdris Nebi Taşkan, Ahmet Yenilmez ve Emre Dinler'in yer aldığı dizinin konusu da bir hayli dikkat çekici. Yapımcılığını Bozdağ filmin üstlendiği dizinin senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçarslan yazıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Can Emre oturuyor. Dizinin konusunda Türk askerinin yaşadığı zorlukları ve mücadele anlatılıyor. Savaş, barış ve bayrak konuları da işlenecek. Al Sancak dizisinin yayın tarihi henüz netleşmedi. Ancak Aralık 2022'de yayına başlanacağı öngörülüyor. Başrol oyuncusu Uğur Güneş, 10 Kasım 1987 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk bölümünde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında Yeniden Başla dizisinde Eray karakterini oynayarak yaşadı. 2013 yılında Benim İçin Üzülme dizisinde Şiar rolüyle yer aldı. Aynı yıl Tamam Mıyız sinema filminde oynayarak ilk kez beyaz perdede görüldü. 2014 yılında yayınlanan Urfalıyım Ezel'den dizisinde Çetin karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. 2015 yılında Seldül Bahar 32. Saat dizisinde Hüseyin karakteriyle yer aldı. 2015-2016 yıllarında Diriliş Ertuğrul dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırdı. 2017 yılında İsimsizler adlı dizide Kaymakam Fatih karakteriyle başrol oynadı. 2018-2020 yılları arasında Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz Akkaya rolüyle ekranlarda boy gösterdi. Gülsüm İlhan Ali 18 Şubat 1992 yılında dünyaya geldi. Manken ve dizi oyuncusu 18 Şubat 1992'de Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'ta doğdu. Gayet iyi Türkçe bilgisinin yanı sıra iyi derecede Bulgarca, Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerini biliyor. Bulgaristan'da düzenlenen süper model yarışmasında Ford modeli seçildi. 2012 yılında oyunculuğa adım attı. Gülsüm Ali ilk olarak 2012 yılında gösterilen başrolünde Hazal Kaya'nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde rol aldı. Ardından 4 bölümlük Seldül Bahir 32 Saat dizisinde hemşire rolünü oynadı. Yusuf Çim ile birlikte 2016'da Star TV ekranlarında yayınlanan Hanım Köylü dizisinde ilk gün rolünü, Diriliş Ertuğrul'da Aslıhan, 2019'da oynadığı Payitaht Abdülhamit dizisinde Gül Cemal, 2020'de rol aldığı Gönül Saat dizisinde Dilek karakterini canlandırdı. İdris Nebi Taşkan 18 Ağustos 1997'de Beyoğlu'nda dünyaya geldi. 2014 yılında henüz 17 yaşındayken Muhteşem Yüzyıl'da oyunculuğa atıldı. 2015-2016 yıllarında Poyraz Karayel yapımında adından söz ettiren Taşkan'ın oynadığı yapımları Arkadaşlar iyiydi takip etti. Fazilet Hanım ve kızları ile büyük bir şöhrete erişti. Özgür Dünya filminde de başrol oynadı. Oyunculuk kariyeri dışında sporla da ilgilenen Taşkan eski basketbolcu ve Anadolu Efes Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı. Oyunculuk kariyerine genç yaşta başlayan İdris Nebi Taşkan, Baht Boylu dizisindeki Rüzgar karakteriyle dizi severlerin ilgisini çekti. Esra Bilgiç 14 Ekim 1992'de başkent Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi'nin arkeoloji bölümünden mezun oldu. Ardından Bilkent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümüne yazıldı. İlk oyunculuk deneyimini TRT1'de yayınlanan dönem dizisi Diriliş Ertuğrul ile yaşadı. Dizide Ertuğrul Gazi'nin eşi Halime Hatun karakterini canlandırdı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Bilgiç'in bir sonraki projesi
Kanal D'de ekrana gelen Bir Umut Yeter dizisi oldu. Bu dizide ise Derya rolünün sahibiydi. Ancak 18 Ekim 2019'da başlayan dizi reytinglerde beklenen etkiyi gösteremeyince 29 Kasım 2019'da final yaptı. 2017 yılında futbolcu Gökhan Töre ile dünya evine girdi. Futbolcunun aldatma görüntüleri ortaya çıkınca 2019 yılında boşandı. Esra Bilgiç Show TV'de yayınlanan Ramon dizisinde Ramon'un sevdiği kadın olan avukat Sibel karakterini canlandırdı.